Kur'an-ı Kerim'de Buruç Suresi diye bir sure geçiyor. Burçlar sahibi olan semaya yemin olsun diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla e, burçlar ay ve yıldız gibi gök cisimlerinden meydana gelmekte. Ve e, 12 burcun olduğu söyleniyordu. Şimdi 13. burcu da tespit etmişler. Dolayısıyla 12 burca göre yapılan bir taksimat söz konusuydu. İşte bilebildiğim kadarıyla ayın 21'inden 21'ine kadar işte 20'sine kadar şu burcu bu burcu diye bu gökyüzündeki burçlara yönelik bir taksim söz konusu idi. Evet. Şimdi 13. de çıkmış oldu. Dolayısıyla 30'ar günlük dilimler daha Küçük dilimler halinde bölünmek durumunda kaldım. Bu tür e, burçların varlığı gerçek de, yani yıldızların varlığı gibi, ayın varlığı gibi, güneşin varlığı gibi, bu burçların varlığı fiziki bir gerçek de, bunların bizim üzerimize etkisi, bizim psikolojimiz üzerindeki tesiri, ne gelince şunu unutmamak gerekiyor ki az önce de söylemeye çalıştık. Bir Müslüman olarak inanmakla mükellef olduğumuz husus faili mutlak Allah Teala'dır. Güç kuvvet Allah'ın elindedir. Her şey Allah'ın iradesiyle tecelli eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yoğun yağışlı bir gecenin sabahında Ashab-ı efendilerimizi toplayıp onlara diyor ki Cenab-ı Allah vahyetti bana bu gecedeki yağmurun neticesinde kullarımdan mümin olanlar ve kafir olanlar oldu. Yani eğer filan yıldız sayesinde bu yağmurlar yağdı diye bir inanç söz konusu edilmişse buna inananlar Allah'ı inkar etmiş olurlar. Evet. Allah yağmuru yağdırandır, bulutları var edendir, yaratandır. Elbette Cenab-ı Allah e, halk alemi dediğimiz aleme yani yaratılış alemine sebepler kanununu koymuştur. Bunlar bir sebep çerçevesinde meydana gelmekte, oluşmaktadırlar. Dolayısıyla bu sebeplere takılıp sebeplerin sahibi Cenab-ı Allah'ı görmemezlikten gelmek büyük bir yanlıştır, gaflettir, aymazlıktır. Bundan Allah'a sığınmak gerekiyor. E, kaldı ki bu tür e, burçlar ve bunların e, oluşturdukları e, cazibiyet, çekim, insanlara etkileri vesaireleri ağırlıklı olarak Hint astronomisi ile alakalı hususlardır. E, yıldız falı, burçlar vesaire gibi konularla ilgili olarak İslam alimleri arasında da bir takım tartışmalar yapılmış. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yıldızlara, yıldızların mevkileri ve menzillerine, konumlarına yönelik yer yer yemin ve işaretler mevcuttur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ay ve güneşi gözetmenin faziletinden hadislerinde bahsetmektedir. Ancak bu özellikle de hilali gözetmek bizim ibadet takvimimiz için olmazsa olmaz bir husustur bunlardan hareketle bazı alimlerimiz bunlarla ilgili bir gerçeklik payının olabileceğini söylemiş iseler ağırlıklı olarak alimlerimiz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilmi nucumu yani yıldızlar bilimini, astroloji anlamına bu bilmi kullanmayı yasakladığını, Bukhari'de bununla ilgili hadisi şerifler var. Müslim'de bu Davud'da hadisi şerifler var. Bu hadislerden ve Cenab-ı Allah'ın faili muhtar olduğu noktasındaki ayetlerden hareketle astronomi hakkında güneş, ay ve yıldızların hareketlerine bakarak Bunlardan dünyadaki olayların ve insanların geleceğine ilişkin sonuç çıkarmanın bir aldatmacı olduğunu, gayb bu bilme iddiası olduğunu, bu yönüyle de şirk kokan fiiller ve eylemler olduğunu dile getirmektedirler. Dolayısıyla bir Müslüman olarak bu tür şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Biz hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine, değil mi? Amentü'de nasıldı? Âmentu billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âkiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala. Kaderin hayriyle, şerriyle Allah'tan geldiğine inanırız. Dolayısıyla faili muhtar olan yani arzu ettiğini, irade ettiğini yapabilecek tek güç ve kudret olan Allah'a yöneliriz. Hayrı ondan isteriz. Her gün sabah olduğunda ya Rabbi bugünün hayrını senden isterim. Bugünün şerrinden sana sığınırım. Evet. Evden dışarıya çıkarken ya Rabbi sokağın hayrını isterim. Sokağın şerrinden sana sığınırım. Cahillerin bana bulaşmasından, cahillik etmekten sana sığınırım. Şaşmaktan, şaşırmaktan, yolunu kaybetmekten, yolunu kaybetmişlerin bana musallat olmasından sana sığınırım diye her adımımızda, her saniyemizde, her halimizde Allah'a sığınıp Allah'tan hayrı istemekle mükellefiz. Yani şunu yapmamak gerekiyor değil mi hocam? Sabah evden çıkarken bu gazetenin burç köşelerine bakıp yorum o yorumlara bakarak hele onlar ben bugün, hepten ben bugün şöyle bir hal olacağım işte bugün şöyle bir halle davranacağım diye aslında kendi kendini aldatmaca oluyor bu. Hepten kandırmaca. Evet. Hiçbir Müslüman e, hareketiyle bağdaşacak bir şey değil. Müslüman sabah namazını kılar, Kur'an'ını okur, o günün hayrına talip olur. Eğer o gün ibadet dolu bir gün geçirebiliyorsak, Allah'a kulluğumuzu artırabiliyorsak, o gün bizim için hayırdır. Eğer Allah'ın kullarına hizmet edebiliyorsak, Allah'ın yaratıklarına bir faydamız dokunabiliyorsa, o gün bizim için hayırdır onun haricinde dünyanın bütün serveti sizin olsa ama eğer Allah'ın emrine uygun hareket edemiyorsam ben o zaman bunun hiçbir kıymeti hiçbir ehemmiyeti yok demektir.